Bundan 7 ay önce beni aradılar. Daha doğrusu beni değil, annemi aradılar. Oğlunuz terör örgütüne propagandası yaptı. O yüzden aranıyor. En yakın karakola gelin dediler. Tabii annem de direkt endişeden beni aradı. Ben de babamı aradım. Babam gitti. Onlarla konuştu. Babama dediler bu işlerden uzak dursun. Oğlunu götürürler. Yani daha kaçırırlar, götürürler tarzı cümleler kurdular. Babam da onlara şöyle cevap vermiş. Ben de 30 senedir bu partiye hizmet veriyorum. Götürselerdi beni de götürürlerdi. Şu anda oğlum normal bir legal partinin gençlik çalışmasını yürütüyor dedi. Bunda hiçbir sorun yoktur demiş. Ondan sonra da 25 Ağustos'ta yine her zamanki gibi normal işten çıkmıştım. Ataşehir'de, Ataşehir durağında önümü kestiler. Yabancı uyruklu birisi vardı, onun kimliğini aldılar. Sonra bana dediler sana da GBT yapacağız, gel buraya dediler. O kişinin kimliğini aldılar. Normalde GBT'yi kendi telefonla yapması gerekirken başkasını aradı işte, dedi bu yabancıdır filan. Dedi onu gönderin, sorun yok, benim kimliğimi o kişiye söyledi, Doğukan yani filan diye. Dedi onu alın. Beni aldılar, ben dedim ben babamı arayacağım. Telefonu aldım elime, dedi biz arayacağız. Ben dedim yok, ben kendim arayacağım. Telefonu elimden apar topar alıp beni arabaya bindirdiler. Dedi senin aranman var biliyor musun? Dedim ne aranması? Dedi seni amire götüreceğiz. Dedim niye amire götürüyorsun dedim. Karakola gitmemiz lazım değil mi dedim. Dedi ki amir buralar dedi. Dedim öyle şey mi olur filan. Bir 5 dakika böyle bir arabayla aşağıya doğru indik. Sonra amir dediği kişi bindi arabaya. İşte bana dedi Doğukan sen misin? Dedim evet benim. Bana işte dedi seni birinci de uyarmıştım. Bu da ikinci oldu. Bu işleri bırakacaksın dedi. Üçüncü de sana farklı yaklaşırım dedi. Zindana atarım dedi dördüncü de. Bilgin olsun dedi. Sana farklı yaklaşırım dedi. Bu işleri bırakacaksın filan dedi. Ondan sonra bana birkaç bir şey göster dedi. Bak buradakiler sensin filan. Ben dedim ben değilim dedim. Dedi ki sen şu an ne yaptığının farkında mısın dedi. Ben dedim ben her partinin olduğu gibi bir partinin gençlik meclisinde çalışma yürütüyorum dedim. Bana dedi ki sen gençlik meclisi çalışması yürütmüyorsun. Farklı çalışmaların içindesin. Farkında değilsin filan. Tehditsel konuşuyordu yine. Bana dediler ki bunu kimseye söyleme dediler. Kimsenin haberi olmasın. Annenin yani ailenin bile haberi olmasın dedi. Ben de arabadan çıkar çıkmaz direkt zaten yoldaşlarımı aradım. Zaten tehdit etmişler. Bundan sonra başıma geleceklerden onlar sorumludur. Bunu da herkes bilsin yani. Bizi baskılarla yıldırmaya çalışıyorlar da biz yılmayız yani. Şunu da söyleyeyim. Bizi mesela tehditsel konuşuyorlar. Zindanlara atarız. Yani ağzıyla öldürürüz demiyor ama onu demeye çalışıyor. Mesela şu an Doğukan denilen kişi yani beni zindana atsa bu mücadele zindanlarda büyüyecek. Zindanlarda devam edecek. Doğukan denilen kişi yani beni öldürse yalnızca bedenim ölecektir. Mesela bu mücadeleyi devam ettirecek binlerce arkadaşım vardı. Yani demem o ki biz ölümsüzlüğü bulmuşuz. Bizi korkutamazlar. Kürt mahalleleri, Kürt gençleri hep uyuşturucuyla bunalımmış. Biz bunlara karşıyız mesela. Bunlara karşı çalışmalar yapıyoruz. Bizim böyle şeyler yapmamızı istemiyorlar. Biz gençlere gerçek yaşamı gösteriyoruz. Yoz yaşamdan çıkmalarını istiyoruz. Bu da onların biraz ağrına gidiyor galiba. O yüzden bize tehditsel yaklaşıyorlar ama biz düşmeyiz. Yani gençlerin korkmaması lazım. Bu durumda yani daha dik durması lazım. Zaten verim alamadığı sürece bırakıyor. Amaç nedir? Seni korkutup seni kendine çekmektir. Yani seni yoz yaşamına çekmektir. Ama sen taviz vermediğin sürece dik durduğun zaman bir nevi senden korkuyor. Sana yaklaşımı farklı oluyor. Senden verim alamayınca senden kendini geri çekiyor zaten.